out everyone. And the camp is really good for the team. I think we can use in that time to be getting better and work in our problems, so it can be really good times for us, especially for lads, because I have injury. So I training now, like separate with team, but I think it's a good time to be here. Öncelikle merhaba. Kamp takım için çok güzel geçiyor. Kendimizi geliştirmemiz, zayıf noktalarımızı geliştirmemiz, takım problemleri üzerine çalışmamız için güzel bir fırsat. Onun dışında da güzel takım geçiriyoruz. Özellikle de takım arkadaşlarım verimli geçiriyor. Ben şu anda sakatlıktan dönüyorum. Dolayısıyla takımdan ayrı çalışıyorum ama genel olarak bizim için iyi geçiyor. It's really good hotel. I think if I say I want to say personality, it's good for me, it's really good, everything is good, good hotel, good facility. Regnum'da her şey çok güzel, çalışanlar çok sıcak, çok güzel, otel güzel. Onun dışında antrenman tesisleri de oldukça iyi. Bu yüzden iyi zaman geçiriyoruz. Performance in Zorya, so I had some offers, so I speak with the guys who can help me. Zorya'da iyi bir performansım olmuştu. Onun üzerine çok teklif aldım farklı ülkelerden. Kulisi de bunlardan birisiydi. Daha sonra kulüpten kişilerle konuşuldu ve öncelikle kulüp başkanımızla konuşuldu. Çok güzel bir konuşmamız oldu. Görüşmeler pozitif geçti. Ve transferim gerçekleşti. Ben zaten İngiliz futbolunu seviyorum. Ve burada çok mutluyum. Dolayısıyla benim için iyi oldu. As he said, it's really good league and also hard league, so that's why I came here, because I like that. I like and to work hard. İngiltere Championship Ligi iyi bir lig ve çok zor bir lig. Ben de bunu seviyorum. Zor olmasını seviyorum. Sıkı çalışmayı da seviyorum. Evet, lige çok iyi başladık bu sene. Ama 5 maçtan sonra problemler yaşamaya başladık. Grafiğimiz aşağı düştü. Şimdi bir ligi ara verildi. Bu bizim için iyi olacak. Yeni bir hoca geldi. Yeni bir mentalite getirdi. Bu yüzden bu arada iyi çalışıp ligin ikinci yarısına iyi başlamak istiyoruz. Hala 25 maçımız daha var. Dolayısıyla eğer performansımızı yükseltebilirsek ligin ikinci yarısında tekrar hedeflediğimiz yerlere gelebiliriz bu sezon. So yes, when I came to Turkey, so as always when I came to Turkey, I work hard. So I think I can play on that time, but Türkiye'ye geldiğimde ben de daha fazla oynamayı istiyordum ve daha fazla oynayabileceğimi de düşünüyordum ama anlatmak istemeyeceğim, burada konuşmak istemeyeceğim sebeplerden dolayı forma şansı bulamadım. Şimdi buradayım. Yakın gelecek için hedefim Hulsti'de başarılı olmak, özellikle bu sezonu olabildiğince iyi bir yerde bitirmek. When I back from the Zorya to Fenerbahçe on that time, so that coach George Jesus wasn't here in Fenerbahçe, so I've never worked with him, so I don't know anything, but and also I can't say anything because I don't work with him. I wish him good luck just. Zorya'dan Fenerbahçe'ye döndüğüm zaman Hulsti'ye gelmeden önce George Jesus orada değildi. Dolayısıyla kendisiyle hiç çalışma şansım olmadı. Bu yüzden eğer onunla çalışsaydım nasıl olurdu bilemiyorum. Kendisiyle dediğim gibi çalışma şansım olmadı. Kendisine Fenerbahçe'de iyi şanslar diliyorum. In my life I always try to think that moment, you know, I don't want to think about 2 years later. Of course I have some goals, but I don't want to think about that. Just I want to go step by step. So for now I say again, just I think to my team this season to finish the season with best place we want. Ben genel olarak kariyerimi düşünürken öncelikle anı düşünen bir futbolcuyum.
2 yıl sonrası, 3 yıl sonrası için fazla kafamda hedefler koymam. Tabii ki kariyerim için hedeflerim var ama şu anda Hulusi'ye odaklıyım. Özellikle bu sezon, önceden de söylediğim gibi bu sezonu en iyi yerde bitirmek istiyorum. Club for my injury, so it was big miss for me, I think, because I can't play my first World Cup in when I am 21. So it's happened always in football, and injuries always happen. So Sakatlığım sebebiyle Dünya Kupası'na gidemedim. 21 yaşında Dünya Kupası'na gitmek benim için önemliydi. Dolayısıyla bu benim için zor ve üzücü oldu. Ama şimdi ileriye bakıyorum. Sıkı çalışıp sakatlığımı atlatmak üzereyim. İkinci soruya gelecek olursak da Dünya Kupası'nda favori bir takım yok aslında. Maçları izleyip keyif almaya çalışıyorum.